Son yıllarda geliriniz nasıl? Arttı mı azaldı mı? Eğer geliriniz azaldıysa bu videonun sonunda göreceksiniz ki belki de sadece tehdit altında bulunan cüzdanınızın içindeki paranın miktarı değil aynı zamanda sağlığınızdır. Hayat çok zorlaşmaya başladı. Masraflar gittikçe artıyor. Geliriniz yükselse bile masrafların yükü karşısında eriyip bitiyor. Net gelirinize baktığınız zaman bazen gittikçe düşmekte olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında sadece cüzdanınız için bir tehdit değil aynı zamanda sağlığınız özellikle de beyin sağlığınız için bir tehdit. Peki bilimsel çalışmalar bu konuda ne diyor? Şimdi gelin hep beraber ona bakalım. Bu sorunun cevabını vermek için bilim adamları Kardia çalışmasında yer alan 23 ila 35 yaşındaki kişileri bu mevcut beyin sağlığı ve gelir çalışmasına dahil etmişler. Aslında Kardia çalışması bir ateroskleroz yani damar sertliği çalışması. Ancak burada kayıtlı olan kişilerin acaba gelirleriyle beyin sağlıkları arasında bir ilişki olabilir mi diye bakmaya karar vermişler. Toplam 3287 kişinin hem gelirleri hem de sağlık durumları incelenmiş. Ve kendilerine 3-5 yılda bir bir gelirlerini bildirme zorunluluğu getirilmiş. Yani 3 senede bir ve 5 senede bir kişiler Acaba net gelirleri ne oldu ona bakmışlar. Ve sonuçta bilim adamları bu kişileri 3 farklı gruba ayırmışlar. Demişler ki birinci grup stabil olanlar, ikinci grup gelirleri %25'ten daha fazla bir kere düşenler ve üçüncü grubumuzda gelirleri %25 veya daha fazlası düşüş ata gösteren ve bu atakların sayısı 2'den fazla olan kişiler. Sonrasında da bu kişileri bir grup beyin testine, nörolojik testlere tabi tutmuşlar. Öncelikle hafıza testleri yapmışlar ve hafıza testlerinde bazı rakamları ve simgeleri eşleştirmelerini istemişler. Sonrasında da gruplar arasında acaba bir fark var mı diye bakmışlar. 1990 yılında başlayıp 2010 yılına kadar devam eden ve 20 yıl süren bu çalışmanın sonucunda şu görülmüş ki eğer gelirinizde hayatın bir döneminde bu 20 yıllık dönem içinde bir kere %25'ten düşme yaşandıysa burada hafıza testleri daha kötü sonuç veriyor. Hatta eğer geliriniz bu 20 yıl içinde %25 veya daha fazlasından 2 kere fazla veya en az iki kere düştüyse burada hafıza testleri daha da kötü oluyor. Aslında kötüleşme oranlarına baktığınız zaman çok yüksek gibi görünmüyor. Yüzde bir buçuğun üzerinde gibi kötüleşme oranı. Ancak bu konuda tecrübeli bilim adamları şunu söylüyor. Sadece bir kere bile yüzde yirmi beşlik düşüş olduğu zaman hafıza testlerindeki kötüleşme bir yıllık yaşlanmayla eşdeğer. Yani gelirinizde ciddi bir düşme olduğu zaman hafızanızda çok ciddi bir kayıp yaşayabiliyorsunuz. Ve bu testler karşılaştırıldığı zaman şu görülüyor. Eğer geliriniz 20 yıl içinde bir kere düştüyse evet bir kötüleşme var. Ama iki veya daha fazla sayıda düşme yaşadıysanız bu durumda testler daha da kötüye gidiyor. Yani beynin kognitif fonksiyonlarında bazı kötüleşmeler daha belirgin olabiliyor. Nöroloji dergisinde yayınlanan bu çalışmanın sonuçları gerçekten enteresan. Çalışma metodu da ilgi çekici. Neden? Çünkü burada bilim adamları sadece ...kişilerin düşünce ve hafıza testleriyle değerlendirilmesi sınırlı kalmamışlar. Beyin MR'ı da çekmişler. Ve 700 kişinin üzerinde kişiye beyin MR'ı çekilmiş ve... ...beyin volümleri, hacimleri ne oluyor ona bakmışlar. Sıkı durun. Gelir düzeyi düşen kişilerde beyin volümünde yani hacminde de düşme var. Yani olay sadece kognitif fonksiyon değil, aynı zamanda... Organik olarak beyne hasar veren bir durum gibi de görünüyor. Demek ki hem organik olarak hem de e, fonksiyonel olarak beyin fonksiyonları gelirin %25 daha fazla düşmesinden oldukça etkileniyor. Sonuç olarak görüyoruz ki gelirdeki düşüş beyin sağlığını direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle eğer böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımız zaman en azından sağlığımızı kaybetmemek ve beyin sağlığını kaybetmemek adına beyinle ilgili tedbirleri almak gerekiyor. Beyin sağlığı ile ilgili tedbirleri almak gerekiyor. Bunun başında stres kontrolü geliyor ve beyni sürekli çalıştırmak gerekiyor. Ama özellikle zannediyorum burada stres kontrolü çok önemli. Bu nedenle özellikle meditasyon ve farkındalıkla ilgili videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve içindeki bilgileri sizin için yararlı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.